Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz Türklerde yazı dil ve edebiyat ile sosyal ve ekonomik hayatı anlatacağız arkadaşlar. Evet, Türklerde yazı dil ve edebiyat nasıldı? Ona bakalım. Göçebe bir toplum olduklarını unutmayarak değerlendirmelerimizi yapalım. İlk Türk devletlerinde göçebe hayattan dolayı daha çok daha çok ne gelişmiştir arkadaşlar? Sözlü edebiyat, değil mi? Sözlü edebiyat gelişti. Sözün özgürlüğünü yaşadı Türkler arkadaşlar. Sözde edebiyat gelişti. Yazıya çok fazla ihtiyaç duymadıkları için yazıyı pek de kullanmadılar ilk dönemlerde. Daha sonra yazı, yazılı hayat başlayacaktır. Bu yüzden sözde edebiyata ne diyoruz? Aynı zamanda destan kültürü de diyoruz değil mi arkadaşlar? Evet, Türklerde destanlar da var. Şimdi destan uzun manzumeler. Yu cenaze töreni, sagu ağıt, sav atasözü, koşuk, coşkulu şiir. Koşuk dediğimiz şey kopuz eşliğinde söylenen yani saz ve bağlama eşliğinde söylenen şiirdir. İslami dönemde onun adı koşma, koçaklama gibi, güzelleme gibi çeşitli bölümleri de olacak. Halk edebiyatı yani arkadaşlar aynı zamanda. Ve Türk destanları, destan kültürüyle Türkler biliniyor zaten. Önemli Türk destanlara baktığımızda Alpertunga ve şu destanı kime aittir? İskitlere ait. Oğuz Kağan destanı kime aittir? Hunlara ait. Ergenekon ve Bozkurt destanları Kök Türklere ait. Türeyş ve göç destanları Uygurlara ait. Manas destanı ki dünyanın en uzun destanı biliyorsunuz Kırgızlara aittir. Ve Şankızı destanı Bulgarlara aittir. Ve Dede Korkut destanı ki Türk Edebiyatı'nın en ünlü eseri olarak biliniyor Oğuzlara ait arkadaşlar. İşte önemli Türk destanları bunlar. Destanların devletlerle eşleştirilmesine dikkat etmenizi tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Ve Türklerde yazılı hayat... Geç başladı. Hiç yok demiyoruz dikkat ederseniz arkadaşlar. Türkler birçok alfabeyi de kullandılar. Orhun ve Uygur alfabesi Türklerin kendi milli alfabeleridir arkadaşlar. Soğut alfabesini ticari etkileşimin sonucunda Soğutlardan aldılar. İbrani ve Latin, İbrani ve Arap alfabelerini din değiştirmenin etkisiyle aldılar. İbrani Hazar Türkleri Musevilik, diğerleri de Müslüman Türkler aldı Arap alfabesini. Kirili Rus baskısıyla kullandılar ve Latini Arap batılılaşmanın etkisiyle Latini kullandılar arkadaşlar. Hepsi bunların nedir? Türklerin kullandığı alfabeler. Evet. Türklerin kullandığı alfabeler arkadaşlar. Birçok alfabeyi kullandıklarını söyleyebiliriz o zaman Türklerin. Farklı toplumlarla etkileşimler yaşadıklarını da söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet. Bir de kitabeler var Türk tarihinde. Orhun kitabeleri daha önceki videolarımızda ayrıntılıca anlatmıştık. Kutluk, Kutluk Devleti'ne ait. Karabalgasun ve Sineuşi yazıtları ise Uygurlara aittir. Ve Yenisey yazıtları ise Kırgızlara aittir. Türk tarihinde daha birçok kitabe bulunmaktadır. Önemlileri bunlardır arkadaşlar. Evet Türklerde daha çok sözlü edebiyatın ve destan kültürünün geliştiğini söylüyoruz. ve Ama buna rağmen çeşitli yazı türlerinin yazı ve alfabe türlerinin kullanıldığını ve Türklerin de iki tane kendisine ait milli alfabesinin olduğunu söylüyoruz arkadaşlar. Orhun kitabeleri gibi Orta Asya Türk tarihinin en ünlü, en önemli Türkçe kayıtlarını da unutmuyoruz arkadaşlar. Evet sosyal ve ekonomik hayata baktığımızda toplumu oluşturan bir e sosyal yapıdan bahsediyoruz. İl nedir il? Devlet. Yani boylar federasyonu şeklinde biliniyor devletler Türklerde. Kün ise ya da Hun halk demek Budun millet demektir ve boyların birleşmesiyle oluşuyor. Boy ise soyların birleşmesiyle oluşuyor. Uruk ise soydur ve aileler birliği olarak bilinir. Oguş ise Türklerde. Oguş arkadaşlar aile yani toplumun temeli sayılıyor. Türklerde çekirdek aile görülüyor biliyorsunuz. Çekirdek aile görülmektedir. Peki çekirdek aile nedir arkadaşlar? Anne baba çocuk bir de at. Tabii at olmazsa olmaz değil mi Türklerde? Mutlaka at olacak. O yüzden çekirdek ailenin ayrılmaz bir parçasıdır at arkadaşlar. Evet, bütün bunlar neymiş? Toplumu oluşturan birimler. Evet. Bunun içinde devlet siyasi birimdir. Onun dışındakilerin tamamı sosyal birimdir arkadaşlar. Dikkat etmenizi tavsiye ederiz. Ve toplumda kadın erkek Eşit Türklerde eşitlik söz konusu hayat müşterektir. Kadın erkeği yok bu işin. Her şey beraberce yapılıyor, beraberce yaşanıyor arkadaşlar. Ve Türklerde çeşitli sosyal kavramlar da var. Toy, şölen, hanı yağma, Hakan'ın sofrasını yağmalatması, Nevruz bahar bayramı ve yılbaşı Türkler için 21 Mart, Yu cenaze töreni acılarını paylaştıkları tören, tepük ise futbol. Türkler keçeden top yapıp oynarlardı. Tarihte futbolu oynayan ilk millet olarak biliniyorlar ve tepük dediğimiz keçeden top yani tepük futbol. Evet, keçeden top yapıp oynarlardı ki bunu kadınlar oynuyordu. Bir kadın sporuydu arkadaşlar. Şimdi ne diyorlar? Futsal mı diyorlar? Kadın sporu. Evet, Türklerde temel geçim kaynağı hayvancılık arkadaşlar. Çünkü coğrafya Türkleri hayvancılığa itmişti. Daha önce söylemiştik. Temel geçim kaynağı coğrafya özelliklerinin etkisiyle hayvancılıktır ve Türklerin her türlü hayatını etkiliyordu. Ama bunun yanında ticaret ve tarım da Türkler için önemlidir arkadaşlar. Çünkü mevsimlik olarak ihtiyaçlarını giderdikleri tarımsal üretim, yani bostan kültürü, daha çok yaylalarda yaptığımız kışlık yiyecekleri hazırladığımız kültür var ya arkadaşlar o. Ticaret ise ipek ve kürk yolu gibi çok önemli iki yol Türk dünyasından geçmekteydi. İslamiyet'ten önceki Türkler için son derece önemli iki ticaret yoluydu ve ki bunları özellikle İpek Yolu için Çinlilerle sürekli mücadele etmişti Türkler. Ticarette takası ve parayı kullandı Türkler. Parayı kullanan ilk Türk devleti Mevin Müfredatındaki yeni bilgiye göre Asya Hun Devleti arkadaşlar. Eskiden Göktürkler olarak anlatıyorduk biliyorsunuz. Evet, Asya Hun Devleti parayı kullanan ilk Türk devleti olarak tarihe geçmiştir ve kendi adına para bastıran Bagatarkandı. Hangi devletti? Hangi devletti? Arkadaşlar, Türgişler. Değil mi? Evet, Türgişler. Ve Türklerde çeşitli paralar var. Satir, madeni para, Çav, kağıt para, Böz, Kamdu ve kuanpoyu Uygurlar gibi devletlerde özellikle kullanılıyor. Bez para Türklerde kullanılan paradır arkadaşlar. Bütün bunlar para türleri. Fark etmiyor madeni para, kağıt para, bez para olması. Para varsa yazı vardır. Unutmayalım. Yazılı kültür unsurunu gösterir arkadaşlar. Ticareti kolaylaştırmak için yaptıklarını söyleyebiliriz. Özellikle Çin ile ticaretlerinde Türkler daha çok hayvansal ürün verip karşılığında tahıl üretimi, tahıl tarzında ürünler almışlardır arkadaşlar. Evet, işte Türklerdeki edebiyat, yazılı dil, edebiyat ve sosyal ve ekonomik hayat bu arkadaşlar sosyal ve ekonomik hayatta toplumu oluşturan sosyal birimleri devlet hariç devlet siyasi birimdir. Unutmayalım. Ondan sonra sosyal kavramlar bunlara dikkat edelim. Ve bir de ekonomik yapıdaki hayvancılık, tarım, ticaret, ipek yolu, kürk yolu ve para birimlerine dikkat edelim arkadaşlar diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyoruz arkadaşlar.